Özellikle ilk bir ay için neler yapmalıyız? Önce onu anlatayım. İlk bir ayda bebek ne zaman istiyorsa, ne zaman ağlıyorsa o zaman emzirin diyoruz. Böyle çok saat sınırlaması, bir periyodik hale getirmeyi ilk bir ayda önermiyoruz. Ne zaman istiyorsa bebek, o zaman mutlaka bebek anneyi emmeli. Küçük bebekler, küçük doğum ağırlığı olanlar ya da erken doğan bebeklerde süreyi mümkün olduğu kadar 3 saati geçirmemeye çalışıyoruz ki hani bebeğin kan şekeri özellikle ilk hafta içinde düşüp yani kan şekeri düşüklüğü bebeği rahatsız etmesin, bebekte problem yapmasın diye 3 saati geçirmeden beslemeye çalışıyoruz. Bir aydan sonra ise bunu biraz daha ritmik hale getirmek hem bebeği hem de anneyi biraz daha rahatlatıyor. İlk bir aydan sonra mutlaka hani 3 saatten daha sık aralıklarla emzirmeyin diyoruz. Daha sık aralıklarla emdiği zaman bebekler daha fazla hava yutuyorlar. Daha fazla gazlar oluyor ve daha fazla ağlıyorlar. Ve anneler bunu açlık ağlamasıyla karıştırıp birazcık daha emziriyorlar ve bu gaz problemimiz giderek içinden çıkılması hale geliyor. Bir aydan sonra o yüzden daha ritmik en azından 3 saatten en az yani aralarda 3 saat olmasını istiyoruz. Ama bebek büyüdükçe yani aylar geçtikçe bu 3 saatlerin araları giderek açılmak durumunda. Bunlar 4 saate, 5 saate yavaş yavaş her bebeğin kendi ritmi içinde değerlendirmek üzere açılmalı.